Dünyanın birinde tüm varlıkları iki tane öküzden ibaret olan bir anne bir de oğlu yaşarmış. Öküzün birini verip oğlana bir kız almışlar. Ancak durumları iyice kötülemiş, geçinemez olmuşlar. Oğul karar vermiş, ben gidip yabancı ellerde çalışayım, öküze bir çift alıp geleyim, demiş. Oğlanı uğurlamışlar. Aradan zaman geçmiş. Kaynana eve geldiğinde gelinin hüngür hüngür ağladığını görmüş. Ne oldu gelinim, diye sormuş. Gelin, sorma ana öküzün yanında bir kabahat işledim. Ona tüm değerli eşyalarımı yükledim ama seni herkese söyleyeceğim, diye tutturdu. Halim nice olur benim, demiş. Bu sefer kaynana ağlamaya başlamış. Ne yapalım ne edelim, diye düşünmüşler. Sonunda bu işi halletse halletse muhtar halleder demişler, muhtarın evine gitmişler. Kaynana muhtara olayı anlatmış, gelinim öküzün yanında bir kabahat işlemiş, o da herkese söyleyeceğim diye tutturmuş, vazgeçiremiyoruz. Bize bir çare bul, muhtar bey, demiş. Muhtar, bundan kolay ne var? Öküzü keseriz, etini de herkese dağıtırız. Bu et neyin nesi diyene de gelin öküzün yanında bir kabahat işlemiş, öküz de herkese söyleyeceğim diye tutturmuş, o yüzden öküzü kestik. Etini de dağıtıyoruz deriz, demiş. Öküzü kesmiş dağıtmışlar, sorana da böyle böyle oldu demişler. Bu arada oğul da geri dönmüş. İleriden evlerinin önündeki kalabalığı görünce korkmuş, aklından anam mı öldü acaba diye geçirmiş. Eve gelince olayı anlatmışlar. Adam çok öfkelenmiş. Ben evi terk ediyorum. Sizden daha delisini bulursam geriye o zaman döneceğim, diyerek yola koyulmuş. Az gitmiş uz gitmiş köye varmış. Orada bir evde misafir olmuş. Yemek yemişler, yemekten sonra adam su istemiş. Evin biricik kızı güzeller güzeli Fatma suya gitmiş. Çeşmenin başında hayale dalmış. Ya ben evdeki adamla evlenirsem, ondan bir oğlum olursa, adını Mahmut koyarsak, Mahmut'um şu ağaca çıkıp oradan düşüp ölürse anasının hali ne olur, diye ağlamaya başlamış. Aradan zaman geçmiş, annesi kızı merak etmeye başlamış. Ona bakmak için çeşmeye gitmiş. Bakmış ki kızı ağlıyor. Neden ağladığını sormuş. Kız olayı anlatmış, kadın da, ya anneannesi hali nice olur, diye ağlamaya başlamış. Adam kızına ve karısına bakmak için o da çeşmeye gitmiş, olayı ona da anlatmışlar. O da oturup ağlamaya başlamış. Adam iyice şüphelenmiş, giden gelmiyor, gideyim bir de ben bakayım, demiş. Çeşmenin başına gelmiş, bakmış hepsi ağlıyor, ne oluyor, diye sormuş. Olayı ona da anlatmışlar. Akıllı genç o da oturmuş, babasının hali nice olur o zaman, diye ağlamaya başlamış. Akşam olmuş, hepsi yorgun eve dönmüşler. Bu evin bir küp altını varmış. Kadın, benim Mahmut'um olmadıkça ben altını ne edeyim, benim payımı Mahmut'umun babasına verin, demiş. Kızın anne ve babası da aynı şeyleri söyleyerek bir küp altını gence vermişler. Genç o anda bir küp altını alıp gitmesi halinde onların bir şeylerden şüpheleneceğini düşünerek onların uyumasını beklemiş. Onalar uyuduktan sonra bir küp altını alıp yola düşmüş. Sabah genci bulamayan aile fertleri olaya uyanmış ve gencin peşine atlı bir fedai göndermişler. Fedai gitmiş aradığı adama sormuş adam, evet. Gördüm onu, demiş, kendi gittiği yönün tersini göstermiş. Adam tam gidecekken, ama onu atla yakalayamazsın, demiş. Adam, neden o yaya kaçmıyor mu? Öyle ama o 1-2-1-2 gidiyor. Sen 1-2-3-4 gidiyorsun. Sen yolu uzatıyorsun. Sen atı bana ver. 1-2-1-2 adama yetiş, demiş. Fedai'nin aklına yatmış bu. Atı adama vermiş. Genç artık kendi evindekilerin diğerlerinden daha akıllı olduklarına kanaat getirerek köyüne geri dönmüş.